Haftanın en çok beklenen maçı hiç şüphesiz Fenerbahçe-Trabzonspor maçıydı ve ligin ilk yarısındaki maça senaryosu benzer başlayan karşılaşma skorda beraberlik getirdi ve kaybedeni olmayan bir maç olarak yazıldı. Beşiktaş-Medipol-Başakşehir maçı da haftanın bir diğer derbisiydi. Puanların paylaşıldığı karşılaşmada yine sezon sonu ikincilik hedefi yolunda kaybeden olmadığını söylemek mümkün. Biz incelemelerimize Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla başlayalım. Trabzon'da oynanan ve 23. dakikada Kim Min-jae'nin kırmızı kart görmesi ve o karta neden olan faulden doğan frikiğin de golle sonuçlanmasıyla başlayan maçın rövanşında kırmızı kart sırası bu kez İrfan Can Kahveci'deydi. İrfan Can, Güney Koreli takım arkadaşından da önce 17. dakikada ihraç olunca Fenerbahçe bu kez toplamda yaklaşık 85 dakika bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı. Sarı lacivertliler ligde en uzun süre eksik oynayan 3. takım. Fenerbahçe ayrıca bu sezon bir eşleşmenin her iki ayağında da kırmızı kart gören ilk takım oldu. Berabere biten maçta Trabzonspor'un golü Anthony Vakayeme'den geldi. Bu gol Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye ligde attığı 100. gol olurken Vakayeme'nin bu sezonki 10. golü olmasının yanı sıra Nijeryalı golcünün Fenerbahçe'ye attığı ilk golüydü. Vakayeme Süper Lig kariyerinde 24 takıma karşı maça çıktı ve listesine Fenerbahçe'yi de ekleyince bunlardan 19'una gol atmış oldu. Vakayeme'nin gol atamadığı sadece 5 takım var ve bunlardan gol atamadan en çok karşılaştığı ekip 5 kez de Gaziantep Futbol Kulübü. Bir diğer ekip de 3 kez de Medipol Başakşehir. Bu iki takıma karşı sırasıyla önce 32. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile sonra da ligin son haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacak Trabzonspor'da Vakayeme'nin listesini genişletmeye çalışmasını bekleyebiliriz. Vakayeme yine iki maçta da gol atamadığı Atakaş Hatayspor'a karşı da 36. haftada gol arayacak. Vakayeme Süper Lig'e 2018-19 sezonu başında geldi ve lige geldiğinden beri 19 takıma gol atmış olması onu ayrıca o sezonun başından bu yana ligde en çok takıma karşı gol atan ikinci oyuncu yapıyor. Bu listedeki isimlerden iki tanesi daha ayrıca şu anda takım arkadaşı. Trabzonspor'da birden çok açıdan önemli bir golü atan Vakayeme'ye cevap Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan geldi. Mevkisi orta saha olan Sloven oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayla ligde 6. golüne ulaştı. Fenerbahçe'nin ligdeki en golcü 3. ismi olan Zajc'ın asisti ise yok. Takımının en sık gol atan 3. ismi olan Zajc, mevkisinden ve bilinen özelliklerinden olumlu anlamda farklı bir sezon geçiriyor. Zajc'ın sonrasında Empoli'ye transfer olduğu 2016-17 sezonunda yarım sezonda Olimpia Ljubljana formasıyla 7 golü ve bir sonraki sezonda bu kez İtalya Serie B'de 25'inde 11'de başladığı 41 maçta 8 golü bulunuyordu. Devam eden sezonun geri kalanında 3 gol daha atabilirse şimdiye kadarki en gollü sezonunu yaşayacak Zajc, 2017-18 sezonundaki asist performansının ise oldukça uzağında. Tabii bunda Fenerbahçe'nin ileri ucunda istikrarlı bir gol performansı olan santrofor olmamasının etkisi olabilir. Zira o sezonki 13 asistinin 6'sını Caputo'ya yapmıştı ve Caputo o sezonu 26 golle tamamlamıştı. Zajc'ın sıra dışı gol performansına bir de XG üzerinden bakalım ve sonra takım istatistikleriyle bu maçı kapatalım. Sezon başından beri sahada olduğu 1360 dakikaya 28 şut sığdıran Zajc, bunların 15'ini ceza sahası dışından çekti. Attığı gollerinde yarısı ceza sahası dışından olan Zajc'ın, bu şekilde attığı 3 golünde çekildiği yerin birbirine çok yakın olması oldukça ilginç bir durum. Şutlarının ortalama XG'si, dışarıdan şansını bu kadar çok deneyen bir oyuncudan bekleneceği gibi 0,11'in altında ancak buna rağmen 2,3 XG toplarken 6 gol bulmuş olması
tercihleriyle ilgili en azından şimdilik bir ayara gerek olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Takımların karşılıklı XG haritaları yakın. Birin üzerinde ama ikinin altında XG'ler gösteriyor. Fenerbahçe'nin 6 pas içinden kaçırdığı iri XG'li goller maçın hikayesini yazıyor gibi. Nitekim maçın seyri içinde de Trabzonspor'un bir kez daha maçtaki ilk şutuyla öne geçtiğini görüyoruz. Ancak bunun sonrasında o 6 pastaki iri yuvarlaklara yol açan Salahi'nin kafası, akabinde Serdar Dursun'un şutu ve Ahmetcan'ın çizgiden çıkardığı topun Rossi'den out'a gitmesi merdiveni neredeyse bir penaltı kadar sıçratıyor. Maçta bir daha o kadar net pozisyon olmazken Fenerbahçe'nin 75. dakika sonrası şutu olmaması, ancak Trabzonspor'un 4 şutunun olması maç sonunda XG üstünlüğünü misafir takıma veriyor. Maçı canlı izleyen dikkatli izleyicilerimiz, devre arasında 1,67 olarak verilen Fenerbahçe'nin maç sonunda 1,38'e düşmüş olmasını kaçırmamışlardır. Canlı maç analizi sırasında aksiyonların çok arka arkaya geldiği karmaşık pozisyonlar ilk fırsatta kontrol edilip gerekirse düzeltiliyor. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki gol pozisyonlarından biri de bu tip bir düzeltmeye uğramış olmalı ki başta 1,67 olarak verilen değerin doğrusu ikinci yarı başlarken 1,28 olarak düzeltilmişti, ancak yayına ilk değer verilmiş oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğa koştuğu sezonda zirveye oynadığı hemen her mücadelesindeki en kuvvetli rakibi olan Fenerbahçe'ye iki maçta da yenilmemiş olmak ve İttifak Holding Konyaspor'un kazandığı haftada en azından bir puan alabilmiş olmak kazanç sayılabilir. Adana Demirspor'un kaybettiği, Medipol Başakşehir'in ise berabere kaldığı haftada 85 dakikadan fazla süreyi ligin en net oyununa sahip liderine karşı oynayan Fenerbahçe için de yine bir puan kayıp sayılmaz. Başta da dediğimiz gibi kazananı olmayan maçın kaybedeni de olmadı.